Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Malum piyasaya baktığımız zaman ciddi geri çekilmeler mevcut. Ben kendi sepetim adına konuşacak olursam, CXP coin'i dışında tüm coin'ler şu anda kırmızı gözüküyor. Peki bu saatten sonra ne olacak? Bu düşüşler bir alım fırsatı mı? Bunları konuşup anlamaya çalışacağız. İlk olarak şunu söyleyeyim. Bildiğiniz gibi ben video için hazırlık yaptığım esnada genelde Twitter'a girip hashtaglerin altına bir bakarım. İnsanlar genel olarak ne düşünüyor diye. Ve bugünkü video için Twitter'a girip baktığım zaman beklediğim ve istediğim korkunun yavaştan oluştuğunu görüyorum. Artık Bitcoin ve altcoin hashtaglerinin altında insanlar 3x, 5x, 10x tarzında paylaşımlar yapmıyorlar. Piyasada biraz daha korku hakim olmaya başlamış. Bu bence sevindirici bir durum arkadaşlar. Gelen dalganın aslında biraz daha büyüdüğünü gösteriyor. Hatırlarsanız sizlere daha öncesinden eğer ki buradan sert bir düzeltme yapmadan veya piyasada ciddi bir korku hakim olmadan yukarıya gidersek gene nereden baksanız tüm altcoin'ler 2x yapar diyordum. Ama artık bu korku ve düzeltmelerle birlikte hedefleri biraz daha büyütmemiz lazım diye düşünmekteyim arkadaşlar. Şimdi buradan geçelim dolar endeksine. Dün dolar endeksiyle alakalı yaptığımız birkaç tane analiz vardı ve 4 saatlikte de arkadaşlar hatırlarsanız en son pazar gecesi gelen açılışla birlikte kendimizi RSI 70.000 noktasının altına atmıştık. Ve artık buradan gelecek olan yukarı yönlü hareketlerde RSI 70.000 noktasına takılmasını bekliyorduk dolar endeksinin. Fakat bu olay beklediğimiz gibi olmadı. En son şuradaki mumla birlikte RSI kendisini tekrardan aşırı alım bölgesine attı. Ve şu an için baktığımız zaman da geri çekilmelerde 70.000 noktasının destek olarak çalıştığını görüyorsunuz. Bu bizim istemediğimiz bir durum. Ne kadar aşırı alım bölgesinde kalırsa o kadar zirve yapma potansiyeli vardır. Yani her yeni harekette zirve yapma potansiyeli taşır. Zaten bununla birlikte de 4 saatlik de son şuradaki dolar endeksindeki hareketle birlikte de genel olarak piyasalarda çöküşe şahit olduk. Şimdi ben dolar endeksiyle alakalı 4 saatlik de görüntü şu anda bu şekilde arkadaşlar. Fakat haftalıkta da bir beklentim vardı hatırlarsanız. En son buradaki ikili dibin kırılması da birlikte, boyun noktasının kırılması da birlikte derinliğin yukarı doğru fiyatlanma riski olduğunu konuşuyorduk. Ve bu bizim için kötü senaryoydu. Fakat bu gerçekleşse bile en fazla gidebileceği yerin bulutun üst noktası olduğunu söylüyordum arkadaşlar. Hala bu konuda düşüncelerim aynı açıkçası. Burada gitse gitse arkadaşlar bulutun üst noktasından döner diye düşünmekteyim. Bulutun üst noktasına baktığımız zaman düz bir çizgi halini aldığını görüyorsunuz. Ve burası 96 binleri gösteriyor. Dediğim gibi düşüncelerim hala aynı. Gidebileceği maksimum noktanın 96 seviyeleri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Buraya değdikten sonra veya buraya yakın yerlerde yönünü tekrardan aşağıya çevirip haftalıkta da buradaki hareketin tamamlanmasından dolayı da böyle önümüzdeki birkaç ayı kapsayan bir düşüşe girmesini bekliyorum açıkçası. Ve bu düşüş de muhtemelen yeni yılın ortalarına kadar sürebilir. Çünkü o zamanlar Fed'in faiz arttırmaya başlayacağı zamanlara denk geliyor arkadaşlar. İşte o zamana kadar genel olarak piyasalarda yani altın olur, gümüş olur, borsalar olur bir süre yükseliş hareketleri görmemizi beklemekteyim. Haftalıkta dolar endeksinde beklentim bu şekilde arkadaşlar. En kritik nokta yukarı yönlü hareketler 96 binler olacaktır. Bir de 4 saatlikte tabii ki de tekrardan kendisini aşırı alım bölgesinin altına atması da bizim için oldukça olumlu olacak arkadaşlar. Şu anda hala 70.000 noktasının üstünde fiyatlandığını görmektesiniz. Şimdi buradan geçelim Bitcoin'e. Bitcoin'in haftalığına baktığımız zaman aslında görüntü basit bir retest olarak duruyor. Çünkü hatırlarsanız 5 haftadan beri AT noktasının üstünde kapanışlar yapıyorduk. Burada en sonki zirvenin üst noktalarında kapanışlar yapıyorduk. Şu anda fiyatlandığı noktaya baktığımız zaman da tam olarak bu AT noktasının üstünde fiyatlandığını görüyorsunuz. Eğer ki haftalıkta biz buralardan dönersek ilerleyen haftalarda, ilerleyen aylarda dönüp bu harekete baktığımız zaman çok basit bir retest olarak gözümüze çarpacak. Zaten buralardan döndüğümüz zaman buradan başlayacak olan hareket artık onaylı bir hareket olacak. Yani derinliğin fiyatlanması %99 gibi bir şey olacak. Çünkü kırılım geldiğinde
fiyat tekrardan kırılım yaptığı noktaya dönüyorsa ve oradan alıcısını buluyorsa bu kırılımın gerçek olduğunun bir haberidir arkadaşlar. Sinyalidir. Genelde bu şekilde yorumlanır. Bunun dışında Bitcoin'in bir saatliğine geçtiğimiz zaman da burada ilk olarak beklenmesi gereken bence RSI'in 30 bin noktasının üstüne yerleşmesi. Şu anda baktığımız zaman tam olarak 30 bin civarlarında olduğunu görüyorsunuz. Hatta şurada gelen mum da gayet hoş bir mum. Fakat gene de benim görmek istediğim olay 30 binin üstüne atması ve artık geri çekilmelerde 30 binin destek olması. O zaman bence alım için biraz daha güvenli zamanlar olacak. Çünkü aynı aşırı alımda olduğu gibi aşırı satımda kaldığı sürece de her zaman yeni bir dip yapma potansiyeli vardır ürünün. Şu bölgelere baktığımız zaman RSI bakın 30 bin noktasının altında olduğundan dolayı da her gelen harekette yeni bir dip yaptığını görüyorsunuz. Bundan dolayı da arkadaşlar şu anda bulunduğu noktanın üstünde 30 binlerin üstünde bir yerleşme görmemiz kısa vade adına bence Bitcoin'de olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Aynı şey 4 saatlikte Bitcoin için de geçerli. Şu anda 4 saatliğe baktığımız zaman aşırı satım bölgesine geçmediğini görüyorsunuz. Tam olarak bu civarlarda fiyatlanıyor. Hatta 4 saatlikte gelen mumun da güzel olduğunu söyleyebiliriz. Ama en azından 1 saatlikte 30 bin noktasının üstünde bir yerleşme görmemiz bana göre daha güzel bir alım sinyali olacaktır diye düşünmekteyim. Genel olarak düşüncelerim bu şekilde. Ve ben fikirlerimi biraz da dolar endeksi üzerinden sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Dolar endeksinde de beklentilerim, takip ettiğim kritik noktalar bu şekilde. Ve her zaman da söylediğim bir söz var arkadaşlar. Piyasa düşerken tüm coinler bana göre ucuzdur. Şu anda Bitcoin de ucuz bana göre. Ethereum de ucuz. X coin de ucuz. Y coin de ucuz. Hepsi ucuz yani. Eğer piyasa yükselirken alım yapacaksam da o zaman geri kalmış coinleri tercih etmeye çalışıyorum. Buradan son olarak Total 2 verisine baktığımız zaman da Bitcoin'in görüntüsüne benzer bir görüntü olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Özellikle 1 saatlikte hala aşırı satım bölgesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Dediğim gibi burada 30 bin noktasının üstünde bir yerleşme görmemiz alım için biraz daha güvenli zamanların geldiğini söyleyecek aslında. Bu durumda kısa vadede takip edilebilir. Total 2'de şu anda 1 saatlikte görüntü bu şekilde. 4 saatliğine baktığımız zaman da tam olarak 30 bin seviyelerine yakın yerlerde fiyatlanıyor. Bunlar bana göre kısa vade adına takip edilebilecek göstergeler. Tabii ki de dolar endeksinin takibini ben biraz daha önemli buluyorum arkadaşlar. Bir de Bitcoin piyasaya yön veren coin olduğundan dolayı da 1 saatlikte burada 30 binin üstüne yerleşme görmemiz de tüm piyasa adına olumlu olacaktır. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.